Merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugün yine sizinle ihtiyacınız olacak olan, kesinlikle bulunması gereken bir şeyi konuşacağız. Öğretmen dosyası. Öğretmen dosyası nedir? Öğretmen dosyası her öğretmenin bulunması gereken bir evrak dosyası diyebiliriz. Her öğretmenin bu dosyası bulunmalıdır ve dersinize müdür bey girdiği zaman, yani teftiş etmek için birileri girdiği zaman, eskiden müfettişler de giriyordu, artık girmiyorlar. Sizden istediği en temel şey budur arkadaşlar. Şu anda da hazırlamaya başlayabilirsiniz. Yeni atanan arkadaşlar. O yüzden şu anda bunu anlatmayı gerekli gördük eşimle beraber. Merhabalar arkadaşlar. Bu dosyada herkesin evde hazırlayabileceği şeyler de var ama işe başladıktan sonra hazırlamanız zorunlu olan şeyler de var. Yani şu anda bulamayacağınız şeyler de var. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Öğretmen dosyası şöyle gördüğünüz normal dosyalardan bir şey olabilir. Bizim öğretmen dosyalarımız şu anda okulda kaldı. Şu an hani hazırlıksız bir şekilde evlere kapandığımız için şöyle normal naylon dosyalı bir şey yapabilirsiniz öğretmen dosyası. Öğretmen dosyasında nasıl şeyler olmalı? Tabii ki kitap mantığında düşünebilirsiniz. En başta bayrağımız ve İstiklal Marşımız olacak. Daha sonra hani bunları evdeyken ayarlayabilirsiniz. Daha sonra aynı kitap mantığında gençliğe hitabe ve Atatürk'ümüzün resmi olacak. Ve arkasından içindekiler kısmı yapabilirsiniz. Yani aynı kitap mantığında yine içindekiler kısmını yapabilirsiniz. Bu da yine sizin evdeyken yapabileceğiniz şeyler arasında. Tabii ki bunun yanı sıra kanunlar var arkadaşlar. Öğretmen dosyanızda bulunması gereken. Ne gibi? Mesela her dersin öğretim programı bulunmakta. Hani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan bir şey. Mesela benim için fizik dersi öğretim programı şu şekilde arkadaşlar. Bunun çıktısını alıp yine dosyanıza koymanız gerekiyor. Fizik dersi 9, 10, 11, 12. sınıf öğretim programı mesela şu şekilde bir şey. Ve her yerde aynıdır bu program. Şöyle tekrar gösteriyorum. İşte içinde 38 diyor. 13'ten başlıyor. Yani bu sizin hani dosyanızda yeni bulunması gereken 25 şeylerden 25 sayfa biri. Kadar falan her ders için oluyor arkadaşlar. Ayrıca 1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu yine sizin dosyanızda bulunması gereken temel şeylerden bir tanesi. Herkesin dosyasında olması gerekir. İş takvimi var arkadaşlar. Çalışma takvimimiz. İşte şu dolayısıyla anda... o her yıl değişen bir şey. Evet, şu an hani bu sene için hazırlamanıza gerek yok. Önümüzdeki senenin İş takvimini hazırlayabilirsiniz. Evet. Özgeçmişinizi hazırlamanız lazım. Yani dosyanızda bulunması gereken şeylerden bir tanesi de öğretmenin özgeçmişidir. Bunu da şu anda hazırlayabilirsiniz dolayısıyla. Şu anda hazırlamanıza gerek yok ama öğretmen dosyanızda olması gerekenleri sayarken yıllık planları sayabiliriz arkadaşlar. Evet, mesela bu benim 9. sınıf yıllık planım. Bu benim 10. sınıf fizik yıllık planım. Yani kaç tane derse giriyorsanız, kaç tane farklı derse giriyorsanız bunların hepsine dair birer yıllık planınızın bulunması gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca mesela siz eğer hani egzersiz yapıyorsanız bunun da bir yıllık planı vardır. Mesela ben bir proje çalışması yapıyordum. Buna dair mesela benim bir yıllık planım var. Bu da bunun yıllık planı. Bu da yine dosyanızda bulunması gereken şeylerden birisi. Yine BEP'li öğrenciniz varsa arkadaşlar, BEP'li öğrenci için hazırladığınız yıllık planınız da yine öğretmen dosyanızın içerisinde bulunması gerekiyor. Her öğrenciye dair, her BEP'li öğrenciniz varsa, BEP'li öğrenci ne demek? Bireysel eğitim programı anlamına geliyor. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler. Eğer öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciniz varsa bunlara dair bir çalışma yapmanız gerekiyor. Hem o öğrenciyi değerlendirmenize dair bir form dolduruyorsunuz. Hem de ona dair ona özel yaptığınız sınavlar, ona özel yaptığınız yıllık plan, ona özel değerlendirme formunuz dosyanızda bulunması gereken en temel şeylerden arkadaşlar. Bu çok 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 önemli. Kesinlikle ihmal etmeyin işe başladığınız zaman. Yani dersinize gelindiği zaman ilk sorulacak şeylerden birisi budur. Ve çok önemli bir şey. O çocukların gelişimleri açısından da çok değerli bir çalışma oluyor bu. Ayrıca dediğimiz gibi daha önce size günlük plan, ders planı hazırlamayı anlatmıştık. Sizin hazırladığınız günlük planlar, ders planların da yine öğretmen dosyanızda bulunması gerekiyor. Mesela bu benim en son hazırladığım planımdı. Kendimce, herkesin anlayabileceği tarzda değil, ben kendi yazdığım şekilde bir plan bu. İşte hani o günkü kazanımı yazıyorum. O gün neler anlatacağımı ya da dersi nasıl işleyeceğimi dair küçük küçük notlar alıyorum. Ve en sonuna işte çocuklara haftaya ne
işleyeceğimize dair bir şeyler çıkartıyorum. Bu benim kendi en son hazırladığım planım. Siz aday öğretmen olduğunuz için arkadaşlar bu günlük planı birazcık daha düzgün tutsanız daha iyi olur. Evet, günlük plan. Bak neler söyledik şu ana kadar. BEP planı, günlük plan, yıllık plan. Varsa egzersiz planınız. Evet. Kurs veriyorsanız kursunuzun planı olabilir. Yani ne plan yapıyorsanız resmi bunların bulunması lazım. Öğretim programı dedik. Yani hangi dersinizse. Mesela bu benim en son ders programımdı. Tip mesela sizin de ders programınız olacak. Bu programınızın da yine öğretmen dosyanızda bulunması gereken en temel şeylerden bir tanesi. Ayrıca gireceğiniz sınıflara dair listeleri ve aldıkları notlar yine sizin dosyanızda bulunması gerekiyor. Bunun yanında sizin yapacağınız sınavlar olacak arkadaşlar. Mesela bu bir geçmişte kalan bir sınavımız bizim mesela. Yazılı olarak bir sınav yapmışız. Bu sınav gibi sınavlarınızın yanı sıra bu sınavların cevap anahtarlarının da sizin dosyanızda bulunması gerekiyor. Aynı şekilde zümret tutanakları da dosyanızda bulunması gerekiyor arkadaşlar. Evet, sizin mesela her sene zümret tutanaklarınız olacak. Yani zümre toplantıları yapacaksınız. Mesela ben fizikçilerle toplanıp her yıl geçmişte ne yaptık, geçen sene ne yaptık, önümüzdeki yıl içerisinde neler yapacağız bunları konuşuruz. Kararlar alırız, performansları nasıl değerlendireceğiz, projeleri nasıl değerlendireceğiz gibi. Bu kararları aldığımız bu toplantıların tutanaklarının da yine bizim dosyamızda bulunması gerekiyor. 3 tane zümremiz var arkadaşlar. İlçe zümresi oluyor, il zümresi oluyor, bir de okul zümresi oluyor. Bu benim bahsettiğim okul zümresiydi. Okul zümresi okul içerisinde olan. İlçe zümresi dediğimiz bütün ilçedeki her okuldan bir öğretmen toplanıyor ilçede. Her ders bazında bugüne. Mesela evet. Ben fizikte hani okulun zümre başkanıyım. Okulda yerdeki zümre başkanları ilçede bir okulda toplanıyorlar. İlçe zümre başkanının okulunda ve bir toplantı yapıyorlar. İlçe bazında kararlar alınıyor bu sefer. Hani ilçemizde geçen yıl neler yapıldı, önümüzdeki yıl neler yapılacak. Daha sonra ilçe zümre başkanları da ilde toplanıyor. Evet, bu şekilde hani silsile halinde toplantılar yapılıp kararlar alınıyor. İşte bu kararların da il zümre tutanağı, ilçe zümre tutanağı, okul zümre tutanağı bunların hepsinin sizin dosyanızda bulunması gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca şube bazında da toplantılar oluyor. Yani mesela 9. sınıf şube öğretmenler kurulu tutanağı, yani 9. sınıf şökü. İşte mesela 9'lara giriyorum ben. Bu şöke katılmak zorundayım. 10. sınıfların şökü, şube öğretmenler kurulu tutanağı, 11. sınıf, 12. sınıf hangilerinde dersiniz varsa bunlara katılmanız gerekiyor. Neden? Bunun da bir mantığı var arkadaşlar. Yani mesela 9A'da hani özellikle bizim geliştirmeye çalıştığımız öğrenciler kimler? Hangi öğrencilerimizde ne hastalıklar var? Hangi öğrencilerimiz daha başarılı olabilir? Başarılı olmaları için neler yapabiliriz? Yani bu tip aslında hani bu şök denen şey çok faydalı bir şey. Yani şökte arkadaşlar mesela çocuğun hiç bilmediğiniz bir problemi olabiliyor. Mesela evet. Ailevi bir problemi oluyor, bilmiyorsun. Ama şökteki bir öğretmen laf arasında söylediği zaman senin o çocuğa karşı bakışın da değişiyor. Veya sağlık problemi olabiliyor. Sen sanıyorsun ki mesela o çocuk hani şımarıklığından bir şey yapıyor. Ama aslında çocuk sağlık problemi olduğundan dolayı yapıyor. Bakıyorsun evet. Sen sanıyorsun ki o çocuk akşam telefonla oynadığı için uyuyup duruyor derste. Ama aslında o çocuğun mesela ailevi problemleri var. Annesi babası yok mesela, çalışmak zorunda kalmış. O yüzden uyuyor. Yani bu tip hani şeyleri ancak şök sayesinde çok detaylı bir şekilde, güzel bir şekilde her öğretmenin fark edilebileceği bir biçimde anlayabiliyoruz. Ayrıca şu anda hazırlayabileceğiniz şeylerden yine ortaöğretim kurumlar yönetmeliğinde şu anda çıkartıp hazırlamanız mümkün arkadaşlar. Ayrıca işte belirli gün ve haftalarla alakalı olan çizelgeyi çıkartmanız gerekiyor ama o bu yıl için geçti. Hani seneye için seneye hazırlarsınız bunu. Bunun yanında gezilerle alakalı yapılan veya sosyal çalışmalarla alakalı tuttuğum bir dosya vardı. O dosya burada şu an. Mesela işte velilerden alınan izinler, veli isim listesi, imzaları, işte telefonları vesaire. Bu şekilde bir dosya tutarsınız. Bunları da yine öğretmen dosyanızın içinde bulundurmanız gerekiyor. Bunun yanında sizin dersinizle alakalı proje ödevleri veriyorsunuz ya veya performans ödevleri veriyorsunuz her öğrenciye. Performans ödevlerini arkadaşlar her dönem 2 tane performans notu kullanıyoruz her öğrenci için. Kullandığımız performans notlarını bir belgeye dayandırmamız gerekiyor. Evet, kafadan veremezsiniz. Evet. Bunun performans notu ne peki?
Eskiden sözlü not olarak bildiğimiz şey artık performans notu arkadaşlar. Evet. Bu performans notların arkadaşlar işte bir ölçeğiniz oluyor sizin. O ölçeğe göre işte bu öğrencinin verdiği performansta yapmış, yapmamış, şu 10 puan, şu 5 puan gibi değerlendiriyorsunuz. Ve bunları öğretmen dosyasında tutuyorsunuz. Yani, bunlar sizin bir dayanağınız oluyor. Evet. Yani değerlendirme formunu temiz olarak öğretmen dosyasında tutuyorsunuz. Mesela işte 10 tane madde belirliyorsunuz. İşte diyeceksiniz ki birinci madde İşte çocuk derse eşyalarını alıp geliyor. İkinci madde derse katılıyor. Üçüncü madde ise bununla alakalı bir form hazırlıyorsunuz. Bu sizin performans değerlendirme çizelgeniz olacak. Bunun yanı sıra biliyorsunuz proje ödevleri vardı. Proje ödevlerine eskiden dair, yıllık ödevdi bu. Yıllık ödevler yani yılda bir defa verilen. Bununla alakalı da yine sizin bir değerlendirme çizelgenizin olması gerekiyor. Alan öğrencileri değerlendiriyorsunuz. Ve ayrıca sizden proje ödevi almış olan öğrencilerin de bir listesini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları sene içinde unutmamalısınız. Ve son olarak da tabii ki aday öğretmen olacaksınız arkadaşlar. Göreve başladığınız zaman adaylıkla alakalı bulunan formlarınız, artık sizin yaptığınız çalışmalar ne varsa bunların da en önemli olarak yine dosyanızda bulunması şart arkadaşlar. Yani dersinize girildiği zaman ilk istenen şey öğretmenlik dosyanızdır. Bunun yanı sıra size başka videolarımızda eğer sınıfınız varsa rehberlik dosyası ve kulüp dosyası da istenir eğer kulübünüz varsa da. Yani ama en önemlisi ve herkeste bulunması gereken öğretmen dosyasıdır. Mesela işte benim dersime müdür bey girdiği zaman benden adayken girmişti tabii ki. Hani adayken herkesin dersine giriliyor ve size bir not veriliyor tabii ki bunun karşılığında. Bizden de o zaman hani müdür bey dersimize girdiği zaman öğretmen dosyamızı istemişti. Aynı şekilde benim de dersime bir defa girdi. Her girdiğimde de öğretmen dosyamı önce bir alıp bir baştan sona inceliyorlar. Daha sonra işte şunlar şunlar eksik, bunları tamamla hocam şeklinde uyarılar bulunuyorlar. Evet, dersinize müdür bey girdiği zaman arkaya geçip oturuyor. Orada sizden hani evraklarınızla alakalı hangi dosyanız varsa onları getirmenizi istiyor. Bu da heyecanlı oluyor sizin için. Yani şu anda da arkadaşlar yani aday öğretmen olmasanız bile herhangi bir anda müdür gelip dersinizde tabii, denetim yapabilir. Bunu yaşayan arkadaşlarım var, daha şu anda bana hani öyle habersiz bir şekilde denk gelmedi ama öğretmen dosyanız olabildiğince yanınızda bulunsun. Yani genelde müdür bey hani size haber verir yarın 7. saatte dersine gelmek istiyorum diye. Hani o zaman dersinize gelir. Hazırlıklı olursunuz hani de ayrıca. Hani tabii ki bu hani bir ayrıca kibarlık yapmış oluyorlar tabii ki. Yoksa istediği zaman tabii ki denetim yapabilir. Yani dersiniz. Habersiz gelen müdürler de var. Ben duydum. Olabilir. Yani hakkı şu an istediği şekilde denetleme yetkisine sahip yani. Evet. Yani tabii ki dosyanız da her zaman yanınızda olması gerekiyor arkadaşlar. Yani o yüzden mutlaka dosyanız yanınızda bulunsun. Sınıfa girdiğiniz zaman ne olacağı hiç belli olmaz. Ya ayrıca hani bu hazırlıklı olmaktır yani. Hani herhangi bir durumda dosyanızın yanında bulunması iyidir. Hani notlar olsun, işte bir çocuk gelip size sorabilir. Hocam şu notu ben neye göre aldım, bu notu ben neye göre aldım? Hani bana sorarlar. Ben her zaman çocukların mesela onlara nasıl not verdiğime dair listeler tutarım mesela. Hepsini de yanımda bulundururum yani. Hani ayrıntılı bir düşünce ama hani gelip soruyor çocuklar. Ve onlara bu şekilde materyallerle gösterince aldıkları notların karşılığını hoşlarına gidiyor yani. Hani çocuklar muallak şeyleri istemiyorlar. Hiç kimse istemez zaten. Yani. Ben de aynı şeyi mesela şöyle yapıyorum. Derste soru çözen bazı sorular daha zor oluyor işte. Diyorum ki arkadaşlar bu soruyu çözenin performans notuna artı 5 puan diyorum. İşte soruyu çözen bir öğrenci olduğu zaman hemen listede karşısına artı 5 puan yazıyorum. Hem sonrasında performans notlarını verirken unutmamış evet. oluyorum. Yani bunun yanında hani artı eksi listelerinden daha önce bahsetmiştik. Hani böyle şeyler tutabilirsiniz. Hani sembolik olarak yani. Bunlar da onları etkileyen şeyler oluyor. Ayrıca performans notlarında da mesela işte derse katılımı kısmındaki puanı verirken size yardımcı olacak şeyler olur. Çocukları da rencide etmemiş oluyor böyle şeyler. Yani hocam ben neye göre aldım bu notu diye sorduğu zaman bunu gösterirseniz eğer çocuğun hoşuna gidiyor yani. Ve arkadaşlar hani belli olmuyor ne olacağı. Mesela bir veli de gelebiliyor. Diyor ki hocam benim çocuğuma neye göre bu notu verdin? Gösteriyorsun işte bakın sizin çocuğunuz hiçbir zaman not tutmamış. Bakın bu benim listem. Sizin çocuğunuz hiçbir zaman hani materyallerini getirmemiş. Ayrıca ben sizi de aradım bu konuda. Çocuğunuz hiçbir zaman derse katılmamış. O yüzden bu notu vermek zorunda kaldım. Yoksa hani hepinizin çocuğunun geçmesini isterim, hepinizin iyiliğini isterim diye anlattığınız zaman veliler de ikna oluyor. Bu şekilde neyse konuyu biraz dağıttık gene. Öğretmen dosyanızda bulunması gereken şeyler bunlar. Tabii ki bunun üstüne başka şeyler koyabilirsiniz. Farklı şeyler bulabilirsiniz. Her kanunu koysanız hayır demezler yani.
Ama en temel olarak bulunması gereken şeyler bunlar arkadaşlar. Tekrar yeni atanan öğretmen arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. İyi çalışmalar, iyi günler arkadaşlar. İyi günler.